Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi benim gözlemimde de ailelere de büyük görev düşüyor size gelmeden önceki hazırlama safhasında. Evet. Öncesinde aylarca çocuklarda bir korku telaş vardı. Tolga güzel örnek aslında. Evet. Sağ olsun yayınımıza da katıldı. Sağ olsun. Günlerce de evde istirahat olayı vardı. Şimdi benim kendi gözleme baktığım kadarıyla çocuklar sünnet olduktan sonra normal sosyal yaşantısına dönebiliyor. Aynen öyle. Yani daha önceden bir hafta 10 gün süreyle yatakta yatarak istirahat etmesi gerektiren bir durumken şimdi sünnet işlemi yapıldıktan sonra normal geldiği gibi pijamasını ya da eşofmanı neyse onu giyerek kendi ayağıyla yürüyerek çok rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Bir de en çok hoşuma giden ailelerin belki de ikna olmasında etkili olan dört büyük takımın ya da sevdikleri takım formalarıyla gelip. Evet tabii ki. Yoksa daha sünnet olmam diye mi söylüyorlar bilmiyorum. Sizler daha iyi birebir şahit oluyorsunuz hocam ama formalarıyla sünnet olayına girişmeleri. İşte çocukların belli alışkanlıkları var. Kimisi takımı çok sever, takım formalarıyla aile getirir. Kimisinin sevdiği çizgi film vardır, onu açarsınız, onu seyrederken işlemi çözersiniz. Kimisinin çok sevdiği bir oyuncak vardır, o oyuncağıyla gelir. Kimisinin şu an günümüzde teknoloji ilerledi, telefonlarında ya da iPad'lerinde olan oyunlar çok ilgisini çeker. Onunla birlikte oyun oynarken çok rahatlıkla sünnet olup işlemi bitirebilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.